Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Bu zamana kadar vermiş olduğunuz tüm destekler için sonsuz teşekkür ederim. Destek verenlerden Allah razı olsun. Vermeyenlerin de yolu açık olsun diyorum. Şimdi bugün itibariyle artık birazdan 2-3 tane sevdiğim kardeşim gelecek. Onlardan bir tane ördek, bir tane hediye vereceğim. Bir tane parasıyla ucuz vereceğim. Sonra yine bir arkadaşım gelecek, ona da uygun vereceğim. Sonra yarın arkadaşlar, yarın yine ördekler gidecek. Bir arkadaşımız hepsini istedi, bir yüzlü grup. Şu fiyatta işte abi dedi, bir düşüneyim hemen sana döneceğim dedi. Bu akşam ondan haber bekliyorum. Eğer zaten o alırsa buradaki ördek sayısı da bayağı azalmış olacak. Ondan sonra kazlarımız zaten gidecek yerleri var, olanlar var. Bilmiyorum, kafamda karışık, notlar aldım bir sürü. Trabzon'da bir kardeşim var, ona arkadaşlar bir 10 tane ördek ben kesip yollayacağım. Söz verdik artık. Sözümüzü tutmamız lazım. Sözümüz var, ona sözümüzü tutacağız. Trabzon'a 10 tane kesilmiş, temizlenmiş ördek yollayacağım. Bir tane arkadaşlar yatan ördeklerden yollayacağım. Bir tane horoz istedi, iki tane de tavuk istedi arkadaşlar, köy tavuğu. Onları yollayacağım. Emir diye bir arkadaşımız var, benden bunların bu şeyleri sordu kaç lira diye. Onları, bu grileri, köy tavuklarını, horozlarını arkadaşlar 100 liradan veriyorum ama şöyle söyleyeyim, bitiyor zaten. Bitiyor. Yakında çok ele avuca kalan bir şey kalmayacak. Beçlerimiz var. Beçleri işte isteyenler var. Onlara da parça parça vereceğiz. Derken arkadaşlar, çiftlik yavaş yavaş azalacak. Bizim için evet olumlu gelişmeler var. Ama dedim ya, maalesef çiftliği azaltmak zorundayım. Zaten yakın zamanda da her şeyden haberdar olacağınız bazı şeyler de söyleyeceğim. Biraz çok özür dilerim, böyle bir şeylerde gizem teşkil etmek çok hoşuma benim de gitmez ama arkadaşlar, birazcık daha zamanım var. Ondan sonra sizlerle açık açık çok şey konuşacağım. Bu konuştuklarım da, yani siz de bana hak vereceksiniz. Burada kim var arkadaşlar, bakın şimdi. Sen ne yapıyorsun ya sen? Sakız! Sakız! Arkadaşlar, sakız annesi gibi yanımdan ayrılmıyor. O da hep yanımda. Bakın. Aslan kızım benim, aslan kızım. Sakızı arkadaşlar büyütmeye çalışıyorum ama belirli bir yem bedeli karşılığında sakızı da verebilirim isteyen olursa. Vallahi o da kocaman oldu. Onu buradan söyleyeyim. Çünkü yani biz bahar ayına kadar elimizdeki sayıyı ne kadar hayvanlarımıza eziyet çektirmeyecek kadar böyle azaltırsak, o kadar hem benim hem de kanatlar için iyi olacak. Çünkü onların zul görmesini istemiyorum. Kümeste hayvanlarımız zaten mevcutlar. Hepsi sağlığı yerinde, yumurtalara devam ediyorlar. Yeni çıkacak civcivler var. Farklı düşüncelerim var. Hepsini açıklayacağım. Çok özür dilerim. Şu anda söyleyemiyorum ama açıklayacağım arkadaşlar, emin olun. Bir şurayı bir toparlayayım. Bazı şeyleri bir yoluna koyayım. Ondan sonra arkadaşlarım hep birlikte yeni serüvenleri arkadaşlar yelken açacak. Emin olun, yani ben bu zamana kadar sizlerle birlikte olduk, güzel şeyler çektik. Ama bundan sonra daha güzel olacağını tahmin ediyorum. Ama diyorum ya, çok özür dilerim, biraz zaman. Beçler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradalar. Hiçbir sıkıntı yok. Dışarı çık, dışarı. Hadi gel bakayım, gel gel. Gel buraya. Sakız çık dışarı. Çık sakız çık. Arkadaşlar, Gold Phoenix tavuğu artık evden buraya getirdim yavrularla. Yarın Mehmet Yaldız abim var, beden eğitim öğretmeni. Onun ana kucağına koyacağız 5 yavruyu. Anneyi de diğer Gold Phoenix'lerin yanına koyacağız. Phoenix'leri arttıracağız.
Orada bir problemimiz yok. Onun dışında zaten yarın bir yumurta toplayacağım. Mahmut'un çiftliğini ziyaret edeceğim. Gideceğiz, bazı planlar, programlar var. Onların hepsini arkadaşlar teker teker biz de hayata geçireceğiz. Ama ilk başta gelecek olan kardeşlerimize ördeklerini teslim edeceğiz. Birazdan da o teslim ederken verdiklerimizi, ne kadara verdiğimizi hepsine söyleyeceğim arkadaşlar. Yani bunlara verilen emeğin karşılığı bu mu lütfen demeyin. Arkadaşlar bunun böyle olması gerekiyor. Karşı tarafın da gönlünü yapalım. Sevap diyelim, geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Suat kardeşimiz geldi. Ona kaç tane ne verdik Suat'cığım? Bir erkek, 4 dişi. 4 dişi, yeşil başlardan aldım. Yeşil başlardan aldım. Hayrını gör kardeşim. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Suat'a sağ olsun bir şey demedik ama 100 liradan evet, anlaştık evet. Ve Suat'la el sıkıştık. Çok güzel ördekler hocam. Aynen. Yani, hala Suat'ın gözü de ördeklerde. Aynen, haksız mıyım? Evet, çok güzel. Aynen, valla arkadaşlar. Onu da söyleyeyim, Suat da hala, yani daha da alası var da. Neyse, işte yarın da gelecek olanlar var, onlar falan derken yavaş yavaş bitireceğiz Suat'cığım. Evet. Hayrını gör kardeşim. Sağ olun, Allah olsun. Yani damızlık olarak besleyeceğin için de mutluyum, yaşayacaklar evet, için. Ben damızlık olacağım. Aynen, canımsın kardeşim benim. Teşekkür Allah'a emanet ol, görüşürüz. Evet arkadaşlar, Suat kardeşimize 5 tane verdik. Demin de İzzet geldi. İzzet de biliyorsunuz YouTube'da böyle yorumlara yazar. Benim çok sevdiğim bir kardeşim. Evet, Suat'ı da yolluyorum. İzzet'i de söyleyeceğim şimdi. Arkadaşlar bak, bizimkiler yavrulara arabayla korna vurmuştum. Nasıl korkuyorlar bak. Kaçtılar bak bak bak. Yaramazlar. Üçlü çete ya. Üçlü kız çetesi. Şimdi İzzet'e de bir ördek abi hediye diyordu. Biz de tamam diyorduk. Gel gel diyorduk. Bugün gitti. Geldi arkadaşlar. Bir tane ördek hediye verdim. Bir tane de parayla satın aldı sağ olsun. Ona da yollamış olduk. Artık çiftlikten arkadaşlar yavaş yavaş çiftliği boşaltıyoruz. Böyle de yani elden bu kadar kanatlı, onu burada bir daha itiraf edeyim. Yani damızlık olan ve tam yumurtaya gelecek olan kanatların satılması gerçekten çok üzücü. Ama elden bir şey gelmiyor dediğim gibi. Yapacak da bir şey yok. Aşağıda da daha çok ördeklerimiz var. Onlar da gelecekler. Diğer yaka dolu zaten. Artık böyle böyle azaltacağız dostlar. İleride bakacağız. Allah büyüktür. İntaskar ördeklerimiz kalacak ama. Faruk'un hediyeleri kalacak. Diğerleri gidecek. Bizim bunlar da yaramazlar. Ne yapıyorsunuz lan siz? Ne yapıyorsunuz siz? Seni yaramaz. Yerim seni kız. Hayır, neydi? Atlama üstüme, çamur üstüme. Hayır. Geç. Hadi. Hadi geç bakayım, geç. Şöyle bir ördek sayısını bir kafamdan alayım. O ara videoyu kapatırım, sayarım. Siz isterseniz ördeklere bakın, ben de sayayım arkadaşlar. Evet, akşam saatlerindeyiz zaten. Amerikanları saymaya gerek yok. Pekinleri sayıyoruz. 2 3. Bir şey de yokmuş bunda zaten. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Arkadaşlar şu dişi var ya, mükemmel sert bir dişi. Yani öyle böyle değil. Kimseye şey yok, eyvallah yok. Ortadakinin akbaş. Bu arada Serdar Sansar görmüş arkadaşlar çiftlikte. Söyledim bir üstüme. Bak bak, görüyor musunuz? Nasıl bir, harika bir dişi ya. Yavrudan böyleyse harika.
Bilmiyorum bu kimin yavrusu ama güzel. Annesi, süt annesi Lady. Evet arkadaşlar, ponçiklerle de kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi çiftlik yine her zamanki gibi çamur. Ördekler yavaş yavaş yukarıya gelmeye yırmaktan başladılar. Buradan bugün 7 tane ördeğimizi verdik. Yarın bilmiyorum kaç tane gidecek. Bak bak şuna ya. Bakalım yarın kaç tane gidecek onu bilmiyorum. Ama çiftliği yavaş yavaş boşaltıyoruz. Bazı noktalarda yapılacak müdahaleler var. Fareler başımıza gerçekten büyük musallat, büyük bir dert. Onları da çözeriz elbet. Dostlarım, çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi. Daha abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. Herkese saygılar, sevgiler. Allah'ın bereketi üzerinizde olsun. Görüşmek üzere. Sakız! 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 Gel! Sakız! Buradayım! Gel! Tamam, atlamayın. Atlamak yok, atlamak yok, atlamak yok. Tamam, tamam. Tamam.